Yeniden Konuşalım'dan herkese merhabalar. Bundan böyle TV2 ekranlarında sizlerle olacağız. Bakalım ilk bölümümüzde neleri yeniden konuşacağız? Hep beraber bir izleyelim. Oyuncaklar, 2 yaş sendromları, uyku problemleri. Çocukların dış dünyayı tanıması ve bu süreçte anneler ve babaların üzerine düşen görevler. Şu amcaya niye günaydın demedin? Günaydın de, merhaba de amcaya. Herkese hakim değilsin. Sınırlarını bilmelisin. Kapıdan içeri girdiği zaman ayakkabılarını çıkar, montunu as derseniz. Bu bölümde çocuk nasıl yetiştirilir dedik, tüyoları konuklarımızdan öğrendik. Yine zorlamayın bu çocuğu. Mutsuz olan bir çocuk hem acısını çeker hem de çektirir. Siz kendi otoritenizi konuşuyorsunuz çocuğunuzda. Çocukların kafasını karıştırıyor. Çocuk büyürken oyunun önemi nedir? Zaten çocuk sınır kabul etmiyor. Evet, çocuğumu kandırdığımı da kabul ediyorum. Hani oyuncak almanıza gerek yok dediğimiz dönem. Gidip oyuncağı seçtiği dönem. Ebeveynlerin çocuklarının önünde tartışması çocuğu nasıl etkiler? Bak, bak, gördün mü anne? Kabanını oraya atma. Ayakkabılarını orada çıkarma. Münakaşa oluyorsa da onun çocuğun önünde olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Hepsi ve daha fazlası birazdan Yeniden Konuşalım da. Değerli izleyicilerimiz, Yeniden Konuşalım programından tekrar merhabalar. Bugün konumuz çocuklar nasıl yetiştirilir? Zaman zaman bizi çocukluğumuza götürecek ve bir anne baba olarak da hepimizi bilgilendirecek bir program olmasını diliyorum. Hemen stüdyodaki konuklarımı sizlere tanıştırmak istiyorum, takdim etmek istiyorum. İlk konuğum Özge Hanım, çocuk gelişim uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Diğer konuğum da yine başarılı oyunculuğuyla ve anneliğiyle de artık hepimizin tanıdığı Akasya Asıltürkmen hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, hemen sorulara geçelim. Hepimizin cevaplarını merakla beklediğimiz bir soru. Yeni doğandan ergenliğe kadar çocuk gelişiminde, kişiliğinin gelişiminde ailelere düşen görev nedir diyelim? Çok kapsamlı bir soru oldu gerçekten. Bizim programı hakikaten bu konuyla devam ettirelim. Çünkü çok fazla görev düşüyor aslında. Bir canlı dünyaya geliyor ve bu canlı bir insan olarak yetişecek ki bizden sonraki nesilleri de yetiştirsin. O yüzden ne kadar bu önemli, bu ahlaki değerlere önem vererek yetiştirirsek aslında hani o kadar güzel bir nesil de bizi bekliyor olacak. Hani şu belli değerler vardır ya, evet. Eğitim, öğretim, onları geçtim. Onlar okulda öğrenilecek, kazanılacak şeyler. Kesinlikle. Asıl bu ahlaki değerleri öncelikle bizden görecek bu çocuk. Sonra bizden fark edecek nasıl davranılması gerektiği, işte yalan söyleme, onlara dikkat etme olayları. Evet, evet. Sonrasında bunu kendisini içselleştirip kendi davranış şekline dökecek. Yani özellikle ilk önce biz bu çocuklara örnek bir ebeveyn olarak başlayacağız. Evet. Hani önce onu yapma, bunu yapma, dur demekten ziyade bizi bir gözlemlesin. Ondan sonraki dönemde zaten belli durumlarda müdahalelerimiz olacak çocuğun gelişimine. Yapmadan ziyade doğru insan biz olacağız önce. Kesinlikle. Davranışlarımız her zaman sözlerimizden çok daha gürdür diye inanıyorum. Kesinlikle. Hani denir ya, lisani hal, lisani kalden entaktır. Davranışlar her zaman bir adım, 2 adım daha önündedir söylenen sözlerin. Onun için telefonda biri aradığında işte yok dedirteceğimize doğruyu söylemek, kırmadan, incitmeden bunu söylemek. Yok ya, değil mi? Ama evet, sonrasında da çocuğa doğru olmayı öğrettiğimizde kendimizle çelişiyoruz. Doğru. Önce biz doğru olacağız ki doğru bir nesil yetiştirebilmek için. Kesinlikle farkındalığını bir arttıralım bu çocuğumuzun, bizi gözlemlesin öncelikle. Zaten öyle, hani bizi görecek nasıl yaptığımızı ve ondan sonra zaten benzer şeyleri yapacak. Hani bazen kızarız. Şu amcaya niye günaydın demedin? Günaydın de, merhaba de amcaya. Hep bunu söyleriz veya abiye, kimse işte karşılaştığımız komşumuza. Hani tanıyoruz ya, her zaman gördüğümüz komşumuz. Çocuk demek istemez, utanır. Tamam, ne olur diyoruz böyle çocukken. Evet, yani ille zorlamayın bu çocuğu. Siz bir örnek olun, her gün gördüğünüz kişilere günaydın, hayırlı işler, hani hayırlı günler demeyi bir öğretin ona. Farkındalık uyandırın en azından. Merak etmeyin, zamanı geldiğinde o da söyleyecektir. Şu an sizin zorlamanız hem onu utandıracak böyle bir durumda. Öyle. Hani harekete geçirmeyecek. Siz dediniz diye, emrettiğiniz için bu alt beyinle beraber tamam emir verildi, ona uyman gerekiyor deyip uymasını sağlıyoruz biz. Görev mantığıyla, ama bunu içselleştirmek için, düşünerek hareket edebilmesi için hani bizim üst beynimiz dediğimiz kısım var ya, oraya intikal etmesi gerekiyor. Bu da zaten önce bunun bir önemini anlasın, alt beyin kabul etsin, sonra üst beyine geçecek zaten. He, birini gördüğüm zaman merhaba demem gerekiyordu, o zaman gelişecek. Bu emirle olmaz, model olmayla ancak gerçekleşecek. İlerleyen zamanlarda bu gelişimde bağlı olarak bunu fark edecek çocuk, ama önce dediğimiz gibi biz örnek olacağız ona da. Evet. Siz nasıl yetiştiriyorsunuz diyelim hemen Pera'yı. Aynen öyle. Çok katılıyorum söyledikleriniz. Zaten her zaman çok yakından takip ediyorum. Hem canım dostum hem de sürekli fikirlerini danıştığım, severek takip ettiğim Özgeciğim. Ben de yasaklama değil yapılanma, yapılandırma diyorum. Evde de öyle. Eğer sen gazlı içecek tüketiyorsan ve çocuk bunu görüyorsa çocuk da tüketmek isteyecek. Eğer sen sürekli işte çok ağır gıdalar tüketiyorsan gece yarıları çocuk da bunu yapmak isteyecek. Evde sürekli televizyon açıksa çocuk da sürekli televizyonun açık olmasını isteyecek ve buna hakkı olduğunu düşünecek. Sürekli bu konuda ben çok dikkat etmeye çalışıyorum. Elinde telefon varsa ve bunu görüyorsa o da çok kısa zamanda telefon sahibi olmak isteyecek ve yine o madde kullanımları vesaire işte çocukken sigaraya başlamak genelde sigara içen ailelerin genelde çocukları da merak ederler. Çünkü yetişkinin yaptığı davranış kopyalanıyor. Demek ki neymiş? Bir şeyi yasaklamadan önce hayatımızda yapılanmaya geçmek gerekiyor. Yapılandırdığımız hayat içerisinde çocuk zaten neleri yapması gerektiğini görecek. Bu böylece bir yasaklama, engel koyma şeklinde değil de bir hayat biçimi, davranış biçimi olarak ödevini bitirdin mi, ödevin bekliyor seni ya da kitap oku diyorsan evde bir kütüphane olacak ve sen de kitap okuyacaksın. Çocuk seni kitap okurken görecek. Artık bunları bu arada hepimiz defalarca kez konuştuk. Bunlar bilinen şeyler. Yapmadan ziyade ne yapması gerektiğini aslında bizim yapmamız gereken bu. Evet. Bununla ilgili İslam tarihinde bir rivayetten bahsedilir. Bir gün sahabeden bir zat küçük bir çocuğu alıp getiriyor Efendimizin karşısına. Diyor ki ya Resulallah ben bıktım bu çocuktan. Sürekli benim bağımdan bahçemden hurmalarımı yiyor. Şikayet ediyor ve muhtemelen azarlamasını istiyor. Kendisi yapmıyor, yani hürmeten onun huzuruna getiriyor. Efendimiz hemen alıyor karşısına, önce dokunuyor, kafasına okşuyor. Neden böyle bir şey yaptın evladım diyor. Ya Resulallah çünkü ben çok acıkmıştım diyor. Bundan sonra ağacın altına düşenlerden ye olur mu evladım diyor. Sonra da açıp ellerine dua ediyor. Rızıksız hiç bırakma ya Rabbi diye. Şimdi bakıldığında sizin alanınız, çocuk gelişiminde uzman duayen bildiğimiz Bayron Artın, aslında bununla ilgili ciddi araştırmalar ve sadece bu rivayetten bir kitap yazmış. Önce bir temas. Deniyor ki orada çocuğa aslında bana güvenebilirsin, benden sana bir zarar gelmez, rahat ol. O hemen kalkanlarını indiriyor zaten. Sonrasında nedeni soruluyor. Acıktım diyor. Bir çocuğun acıktığında karnını doyurma güdüsü çok normal. O artık onun bahçesi, bunun bahçesi o yaş grubu için düşünemez. Karnını doyurmasıdır öncülü. İd daha hakim çünkü o dönemde daha itiraz edemiyor ona. Aynen öyle. İçsel haz ön planda Freud'dan yola çıktığımızda. Freud'a geçtik şimdi. Gelmesi gerekiyorsa geçeceğiz ya da onu alacağız. Orada da yaptığının yanlış olduğunu ima ediyor ama ne yapması gerektiğini de söylüyor. Altına düşenlerden yemelisin. Sonrasında da bütün kainatın efendisi olan Allah-u Teala'ya dua ediyor. Her türlü tedbir alındıktan sonra da yaratıcıya dua ediyor. Biz bunu yapmalıyız ama biz ne yapıyoruz? Anne babalar olarak kabanını oraya atma. Ayakkabılarını orada çıkarma. Duvarları boyama. Bunu söyleyinceye kadar hep ma. Eline bir A4 kağıdı verilip boya kalemleriyle oraya değil buraya çizmelisin. Ayakkabını oraya değil şuralara koymalısın. Hatta değil demeye bile gerek yok. Doğruyu gösterdiğimiz zaman yanlış da otomatik olarak ortadan kalkıyor. O Yüce Rabbim o sabrı da verirse. Ama ne yapayım? Ama ya bazen insanlar yani şimdi verilmiş. Bunları böyle bol keseden söylerken lütfen ben bazen diyorum yani biz burada böyle oturup ama şöyle yapılmalıdır, böyle yapılmalıdır. Uygulamada öyle değil. Ya belki de peygamber sabrı gerekiyor. Yani her çocuk için çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Özellikle zaten burada çok konuşmayı düşündüğüm konulardan bir tanesi sürdürülebilir ebeveynlikti. Yani çok zor şartlarda artık insanlar ebeveynlik yapıyorlar. Anne de çalışıyor, baba da çalışıyor. Zaten saatlerce işte oluyorlar ve çocuğa ancak bir haliyle yetecek duruma geliyorlar. İşte o yüzden bazı konularda çocuğa zaten baştan verilebilecek bazı sınırlar, çizilebilecek sınırlar var. o sınırlar doğrultusunda eğer bir komşu bahçesindeki hurmayı yemesini istemiyorsa oraya bir tane köpek koyacak ya da bir şey yapacak. Çünkü çocuk bu en nihayetinde. Bir de Allah aşkına Allah'ın meyvesi işte yani bol bol da çıkıyor. Bir tane çocuk yemesin mi? Çocuklara yasak olmaz. Çocuğun göz hakkı diye bir şey vardır. Nefis. Çocuklar giderler ve göz haklarını yerler. Bütün meyve veren ağaçlar önce çocuklarındır. Sonra insanların. Önce oturup o komşuyla aslında bence konuşmak gerekiyordu. Yani konuşulmuştur mutlaka onunla da. Komşu. Yani zaten sen bir kendine gel de o hurmanın bilki o hurma Allah tarafından yaratılmış bir hurma. Önce o çocuk yiyecek tabii ki diye. Neyse ki Peygamberimiz sabırlı davranıp arayı bulmaya çalışmış. Yönlendirmek yani orada bir metodolojiyi izlemek tabii ki burada. Anne baba olmak ama zaten sabır gerektiren bir şey. Çok. Yani düşünün siz şu kolunuzdaki saati 9 ay 10 gün her saniye her salise kolunuzda taşısanız bir müddet sonra saatin ağırlığı size çok daha fazla gelir reel ağırlığından. Ama biz doğuma gidinceye kadar o süreç içerisinde nasıl mutlu bir hissediyoruz kendimizi onu bir de. Bizim bedenimizin içerisinde ve hiç rahatsız değiliz. Ve sonra ışıklar sönüyordu. Evet. Yani, o sabır ben verilmiş diye inanıyorum siz annesiniz. Verilmemiş olmuş olsa bu kadar fedakarlıkla dünyaya getirilmez. Aslında dediğimiz gibi bu alt beyin üst beyin ona ben tekrar giriş yapacağım. Lütfen, burada dediğimiz örnek çok güzeldi çünkü. Hani biz hep onu yap bunu yap dediğimiz gibi yapları söylüyoruz çocuğumuza. Evet. Ama bu hani üst beyni harekete geçirmek isteriz. Yani çocuğun kendi muhakeme yeteneğini oluşturması. Bu da işte ortalama 4 yaş civarına daha bir oturmaya başlıyor. Genelleme yapalım yine. Nasıl oluyor? Kapıdan içeri girdiği zaman ayakkabılarını çıkar montunu as derseniz alt beyin direkt hitap eden cümleydi. Evet çıkar et düşünmeme gerek yok çıkarıp ediyorum koyuyorum oraya. Ama kapıdan girmeden önce bir üst beyni harekete geçiren sorular soralım. Eve girince ne yapıyorduk? Çocuk düşünecek şöyle bir. Düşünme, muhakeme yeteneği zaten üst frontal lobda olan gerçekleşen bir şey. İsteğimiz de zaten düşünen ne yaptığını, neden yaptığını, nasıl yapacağını bilen çocuklar. İşte o yüzden üst beyin harekete geçireceğiz burada. Diyeceği şey şu hatırlayacak hem oyunla beraber. Ayakkabıları çıkarıyorduk işte sonra montumuzu asıyorduk. Evet güzel tamam. Peki sonra ne yapıyorduk? İşte eller yıkanacak çünkü o da ayrı bir şey yıkamak istemiyor çünkü. Evet o zaman seni mutfakta bekliyorum sonra. İşte yemek hazırlayacak ne yapacaksanız. Ama mutlaka çocuğa bir sonraki hamlenin ne olacağını sorup hatırlamasını isteyen cümleler. Ve neden cümleler. Olması gerektiği. Ve neden değil mi? Ve bir de oyunlu değil mi? Yani, ses tonu, heyecan. Bir de bilmem neyi şöyle genel eğer cümleyi geniş zamanda bırakırsak eve geldiğimizde önce ayakkabılarımızı çıkarırız. Hepimiz çıkarırız. Çıkarmalısın. Daha ziyade çıkarırız. Eve geldiğimizde ayakkabılarımızı çıkartırız. Sonra ellerimizi yıkarız. Ben de yıkarım. Baban da yıkar. Anneannen de yıkar. Herkes yıkar dediğin zaman çocuk bunu bir üstüne sorumluluk olarak suçluluk duygusu olarak almayacak. Biz çünkü böyle yaparız öğrenecek. Olması gereken bu. Evet. Hepimiz yapıyoruz. Senden yapmadığımız bir şeyi istemiyoruz mesajını da vermiş. Çok doğru. Bir de öncesinde değil genel bir konuşma değil de o an olay mahallini gerçekleştiği yerde yaparsanız hafızaları kısa zaten. Öyle. Hani kapıdan girerken bunu söyleyin. Ne yapıyorduk deyip sorun böyle bir heyecanlı bir şekilde bakın hemen. Gerçekten hatırlıyor, gerçekten söylüyorlar. Kesinlikle. Mesela çöpü sınıfta yere atan bir çocuk, ah çöplerimizi nereye atıyorduk? Hadi bakalım hemen söylüyor, tamam peki deyip alabiliyorlar. Hani bir utanma da var, gizlice söyleyin daha olmazsa böyle bir ortamda diyor, sınıfta da yapılabilir çünkü. Düzenli bir şey oturtmak istiyorsak gerçekten ona ne yapmamız gerektiğini bir sorun bakalım. Hakikaten biliyor mu, bilip de mi yapıyor yoksa hakikaten dalgınlıkla mı yaptı? Öğrendiği şeyi bir başkasına öğretecektir ama emirle yaptığı şey sadece onda belli bir süre için hayata geçirilecektir. Evet, onun için anne baba olmayı biz aslında bazen sadece sanki emir komuta zincirinden ibaret kabul ediyoruz. Yap denince yapılsın, sus denince susulsun. Güç duygusuyla değil, anlam duygusuyla yönetmenin çok daha önemli olduğuna inanıyorum. Yani emir demiri keser ama lütfen çocuk eğitiminde kesmez öyle. Askerlik değil bu, savaş cephede değiliz yani o anda sorgulamaya zaman yoktur. Komutan demiştir ki yap, yapması gerekir. Sonradan gerekirse açıklanır ya da sonuçlar onun haklı doğru bir emir verdiğini söyler. Emre itaat vardır ama çocukta siz asker yetiştirmiyorsunuz. Düşünen, hakikaten hani bunu kaldırmaz. Bir de emir verdiğiniz zaman aslında siz kendi otoritenizi konuşuyorsunuz çocuğunuzda. Hani beni dinleyeceksin tamam. Ama orada aslında çocuğunuzun düşünen, karar veren, mantıklı hareket etmesini isteyen bir birey olarak yetişmesini istiyorsanız ne olur düşünen çocuklar olmasına fırsat verelim. Emir vererek büyüttüğümüz çocuklar birey olamıyorlar zaten. Evet maalesef. Bir kural olsun uyuyayım, düşünmeyeyim ben neyse kural uyarım diyen biri. Sorgulasınlar. Ama anlam duygusuyla yönettiğimiz Çocuklarımız ise neyi niçin yaptığını biliyor. Biz de niçin talep ettiğimizi söylemiş oluyoruz aslında çocuğumuza. Hı hı. Böyle olduğu zaman en önemli oturulan taht gönüllerde kurulan tahttır ya, onların gönüllerine oturuyoruz. Ama emir duygusuyla çocuklarımızı yönettiğimizde, çalıştığımız yerde arkadaşlarımızla iletişimimiz böyleyse, güç kimin eline geçerse emri artık o vermiş oluyor. Hı hı. Bugün ciddi bir sıkıntı, gözlemlerinizden sizler de bilirsiniz tabii. İleriki yaşlarda anneler babalar yaşlandığı zaman emirle büyütülen çocuklar artık onlara kendi çocukluklarında onların davrandığı gibi davranmaya başlıyorlar. Ay en korkuncu. dönüp sana dönen bir ama. Evet. Onun için sonuçları düşünmek lazım. Biz geleceğe nesil yetiştiriyoruz. Onlara teslim edeceğiz bizden sonraki hayatı. Hani güzel bir çocuk dünyaya bırakmak, onlara bırakacağımız güzel dünyadan daha önemli. Evet, ben güzel mesela çocuğumun öyle demesini isterim şahsen. Ne yapıyorduk? Ayakkabılarımızı çıkartıyorduk. Derse sevinirim. İleri yaşlarda mı? Çok ileri yaşlarda mı? Huzur evi dönemlerinde bana böyle davranırsa hoşuma gider. Ne yapıyorduk anneciğim? Şimdi tuvaletlerimizi tuvalete diye. Yani ümitle, şefkatle dünyaya getirdiğimiz çocuklarımızın sonradan şefkat kaynağı olması için bugünlerden adım atmak lazım. Dünyaya gelmeden önce, daha hamilelik döneminde, eğitim orada başlıyor çünkü. Çok zor bir şey anne olmak, baba olmak. Belki 9 ay 10 gün sonra biz bedenimizdeki o yükten kurtulabiliyoruz ama anne olduktan sonra hayatımızın son anına kadar omuzlarımızdan o yükü indirmek istemiyoruz. Hiçbir şekilde gönüllü taşıyoruz. Bizim kültürümüze mi bağlı biraz? Hani bu indirmek istememe, bir de o da var şimdi. Biz çok fazla koruyucu, kollayıcı olup onu hep böyle hakim olmak istiyoruz belki. Evet. Tabii Batı'da, Amerika'da, Avrupa'da böyle değil. Yani 18 yaşını doldurduğu zaman işte Almanya'da deniyor ki artık başka bir eve çıkman lazım. Ya da sen burada yaşıyorsan evin giderlerine ortak olman gerekiyor. Evet. Sen artık bireysin. Çok mantıklı. Ama bizim ülkemizde 30 yaşında, 40 yaşında iş kuracaksa hala gidip annesinden, babasından ekonomik destek alabiliyor. Anne baba da bunu çok normal görebiliyor. Olmamalı mı? Olacağı noktalar tabii ki olmalı ama bir insan aile hayatı kurduğu zaman, bir çocuk birey olduğu zaman, kendi hayatını kurduğu zaman artık aile diyorsa o çerçeve içerisinde sorumluluklarını da bilebilmeli. Tabii. Sınırlarını bilebilmeli. Desteksiz yoluna devam edebilmeli. Ama Rabia Hanımcığım, eğer öyle tatlı bir destek gelirse, gelmişsin 30 yaşına, yani benim anneannem falan, bizimkiler hala evlenmeden nereye taşınıyorsun derler. Yani abime de dahil olmak üzere. Çünkü der ki madem biz varken, burada çamaşırın yıkanırken, faturaların ödenirken, işte önüne yemek konulurken böyle de bir rahatlık sağlanıyor. Ama yeni nesil anneler sanki biraz daha farklılar. Evet, peki bu yeni nesil annelerin yetiştirdiği çocukları böyle net bir şekilde algılayabiliyor muyuz artık? Onu algılayabiliyor muyuz? Helikopter anneden sonraki. Alfa dijital kuşaktan 2010 yılından sonra doğan çocuklar var ya, bambaşka çocuklar. Hani 2010'dan öncekiler daha farklıydı. Zaten bize kuşağı denildi 2020'ye kadar, hani nüfus uzmanları diyelim böyle bir kuşaklara bölmüşler aslında. Anlat. Normal 2020'ye kadar diye belirtilmiş bazı kaynaklarda ama sonradan öyle bir değişik çocuklar çıkmaya başladı ki ne zaman bu cihazlar elimize geldiği zaman, eskiden akılsız telefonlar da bu kadar çocuk olmuyordu. Şimdi telefonlar akıllılaştı, bilgiye ulaşma kolay oldu, çocuğu oyalamak kolay oldu. Bir şekilde nesil farklılaştı. Sonuçlarına katlanmak daha zor oldu ama. Yani aynen, kesinlikle. Nereden biliyorsunuz? Çabuk kazanan çocuklar. çabuk kazanan çocuklar oldu şimdi. Yani hazza çabuk ulaşan, o şey bağlıyor, onu çok çabuk ulaşıyor, ediyor, öyle sürekli adrenalin istiyor. Annelerin hani nasıl diyelim, tek çocuklu olması, çalışma hayatının olması ve çocuk sayısı azaldı. Apartman çocuğu diye bir kavram çıktı. Mahalle çocuğu yok artık. Sokağa çıkan çocuk yok. O yüzden bütün şeyler değişti. Çocuklar artık hani düz alanda yürümeye alıştılar. Eskiden nasıldı? Engebeli asfaltlar, araziler vardı. Çocuklar denge becerisini daha kolay kazanıyordu. Hayata da rahat intibar. Aynen. Biz proprioceptif duyular diyoruz. Onları güzel gelişiyordu ama biz ne yaptık? Her şeyi ona kolaylaştırdık. Başta yollar olmak üzere. Hayata dair her şeyi kolaylaştırdık aslında. Bu kadar kolay karşılaşan çocuğun mücadele gücü oluyor mu? Aynen. Zorluklarla mücadele geldi. Anneye bakıyor hemen. Baba nasıl olsa yardım ediyorlar bana diyor. İşte artık tekrar bu eski ekollere okullarda bile dönüyoruz. Hani kendi başına kendini idame ettirecek becerilerin olduğu, hani Montessori okullar 1900 yıllara dayanıyor felsefesi. Hani kendi işini kendi görmesi. Farklı tanımlamaları da var bu okulların ama asıl amaç hani anne baba olmadan çocuğun kendini idare ettirebilmesi. Çünkü o dönem savaş dönemi. Anne babalar yok. Çocuk bir şekilde ayakta kalmak zorunda. Kardeşlerine bakmak zorunda. Kardeşler de abladan ya da abiden görerek bunu başarmak zorunda. O yüzden seviyeler hep aşağıya inmişti. Evet. Şimdi öyle yapan yerler var ama aileler kolaylaştırıyor. Işte. Aileler kendileri ortaklaşa, şimdi isim vermeyeceğim sakın korkmayın. Aileler ortaklaşa hatta zaten okulun giderlerini falan karşılıyorlar. Bunlar benim duyduğum şeyler bu arada. İçine girip daha görmedim. Benim çocuk küçük. Önümüzdeki sezonda başlayacak okula. Birlikte imece usulüyle okul içerisindeler. Çocuklar hep böyle bir ormanlara, kamplara, bir şeylere gidiyorlar. İşte çiftliklere gidiyorlar. Doğayı tanıyorlar. Doğayı tanıyorlar. Aslında doğaya dönüşü tanıtıyoruz değil mi? Biz konfor ortamından gerçek hayatın içine doğru bir yolculuğa götürüyoruz çocukları. Yani. Anladık çünkü nerede yanlış yaptığımızı. Yani düştüğü zaman hemen işte sehpayı dövelim, suçlu bu. Ay sana bir şey oldu mu falan of diyelim, öpelim geçsinden bir revizyona girmiş durumdayız. Evet. Düşsün ama kendi kalkabilsin. Hep şey gelir aklıma, çocuk der ya annesine beni şu dala çıkarır mısın? Hayır, benim çıkardığım yerden sen inemezsin, düşersin. Böyle olması lazım. Yani onun kendi gelişimi açısından, bu yani psikolojik açıdan gelişimi de açısından böyle, motor gelişimleri açısından da çok gerekli. Zorlukla tanışmasından korkmamak lazım anne baba olarak. O zaman yanlış kodluyoruz. Hiç düşmemeyi başarı kabul ediyoruz. Hiç acı çekmemeyi mutluluk kabul ediyoruz. Oysa yani baktığımızda en güzel kahkaha atanlar, gözyaşının lezzetini bilenlere aittir bence. Kıymetini de bilirler çünkü. Tabii ki, tabii. Yani şimdi ama çocukları bu kadar biz steril yaşarken yani önce o çamura kendi ayağını basacaksın. Tabii ki. Hiç köye gitmediysen, bir yerde bir akraban yoksa, böyle bir ortam yaratmadıysan, tatillerini konforlu tatil köylerinde yapıyorsan. Çuvaldız değilse de ufacık toplu de olsa kendimize batırmamız gerekiyor. Yani alıp çocuğu çamurun içine öyle atamazsın. İşte şimdi tatil diyor, dediğin gibi orman kamplarına gidiliyor, ediliyor. Yani ne kadar güzel. Keşke olsa, keşke herkesin imkanı olsa böyle bir şeyler ama doğal ortamında da gitmek var. Hani şu an çoğu çocuk civcivin nasıl hani oluştuğunu bilmiyor. Hani gidip oradan folluktan almayı bilmiyor. İneğin nerede yaşadığını sadece gördüğü çizgi film kitaplardan görüyor. Bir gidip göstermek gerekiyor böyle bir durumda. Belki hiç yumurta yemeyen bir çocuk böyle bir şeye şahit olduğunda, bir tavuğu, bir civcivi sevdiğinde sonrasında yumurtaya da daha sempatik bakacaktır. Anaokullarıyla ilgili bir çalışma yapılmıştı. Çocuklar biliyorsunuz maydanoz, ıspanak bu tarz şeyleri hiç sevmezler, yemezler. Ama orada bir uygulama yapıldı. Çocuklar kendileri emek verdiler, ektiler, büyümelerine şahit oldular, suladılar vesaire. Ve o anaokulunda maydanoz, ıspanak yemeyen çocuk yoktu. Ay ne güzel. Düşünebiliyor musunuz? Yalnız benim yeğenim tam tersini yaptı. Civciv yumurta olunca ama bu civciv olacaktı. Annesi şimdi üzülmez mi dedi bize hepimize. Annesi üzülmez mi dedi bizi, böyle yumurta yemek istemiyor işte kafa. Yumurtaları yemezsen de senin annen üzülür deriz. Senin annen üzülüyor, çok üzülüyor. Evet. Peki çocukları özgür bırakmanın sınırı ne olmalı? Ne kadar sınır koymalıyız? Sınırsız bir özgürlük mü? Yoksa gideceği yolda eline bir harita vermek mi daha doğru? Ama siz şimdi tüyo verdiniz orada. Cevap verecek ihtiyacınız yok ama. Şöyle söylerim aslında. Hani belli bir dönemde zaten çocuk sınır kabul etmiyor. Hani şu ben merkez döneminde etkisini ama farkına varmasını sağlayabiliriz öyle bir durumda. Hani öyle bir şey ki kırmızı ışık kuraldır mesela. Bütün arabalar durur. Bütün arabalar riayet eder. Ama kola içmek. Kimi evde içilir, kimi evde içilmez. Siz hayır kola yasak dediniz. Baktı bilmem kimin babası içiyormuş. Hani bakın o genel bir yasak değil. Hani bir kuralsa böyle bir şeyin koyulmaması, çocuk bakacak ki ama içiyor nasıl bir kural? Ama kırmızı ışık hakikaten bir kuraldır. Emniyet kemeri hakikaten bir kuraldır. Herkes takmak zorunda çünkü. Hani hayati bir önem taşıyorsa gerçekten kar zarar hesabı yapılmalı. Belli şeylerden belki hani vazgeçilebilir ama belli şeyler hakikaten kural olmalı. Hani sadece ailenizin kurallarını hatırlatın. Evet biz çünkü bundan, bu tehlikeli olduğunu düşündüğümüzden dolayı bak dişlerde böyle oluyor. Bunlarla alakalı bir şey seyredilebilirse seyredilebilsin. Gerekliyse bir diş doktoruyla hakikaten görüşülebilir böyle bir konuda. O anlatsın. Bak bundan dolayı içilmiyor işte densin. Hani nedeni, o yasağı neden koyuyorsak çocuğun mantığına yatacak şekilde onu anlatmamız gerekiyor. Neden olduğunu. Aynen yani. Kesinlikle. Tek kola. Siz neler yapıyorsunuz? Yasaklarınız var mı Pera'ya? Sınırlarınız var yani, mı? Daha pekola, biz pekolacıyız. Pekmez kola yani. Pekmezli sulandırıyorsun. Çok da benziyor rengi, evet. Evet. Bir süre evet, çocuğumu kandırdığımı da kabul ediyorum. Bunun bedellerini ödemeye razıyım. Ama kola bu değilmiş diye. Çıldırır mı bilmiyorum ama o anlayana kadar bir süre pekola içmeye güzel devam edecek. Yani kuralları zaten aslında biraz ben hep anne odaklı da davrandığım için çocuk için biz feda edelim de ne olursa olsun kafasından birazcık özellikle Türk anasını çıkartmak istediğim için kuralları biraz da anne için önemli olduğunu düşünüyorum. Emretmek, emir koymak değil de o bile işleri güçleştiriyor. Çocuğu bir süre korkutabilirsiniz. Korkutarak çok bir yere varılamıyor. Kesinlikle, hatta kesinlikle. Daha fenası ki biz bunu aklımıza bile getirmek istemiyoruz. Dayakla. Yani dayak arsızı olmak diye bir şey var. Ben bunun mükemmel örneklerinden tabii bir tanesiyim ya. Anneannem, annem. Annem değil. Çok söyleme yüzsüz edersin, çok dövme arsız edersin derler. Yani çok da fazla bir etkisi olmuyor. Ama sevgiye dayalı ve konuşmaya, anlaşmaya dayalı bir iletişim biçimi her zaman için çocukta çok daha etkili. Ben başka bir arkadaşımın çocuğuna yaparken görmüştüm. Ağlayarak biliyorum. Dedi ki, kızım seni böyle hiç anlamıyorum. Ağlarken ne dediğin anlaşılmıyor. Evet. Dediğini duymuyorum. Ondan sonra düzeltmeye başladı. Ama ben bunu böyle yapmak istiyorum. Nasıl yapmak? Ben bunu böyle yapmak istiyorum dedi. Çocuk birdenbire o diye ağlayan ve o sesin korkunç halden iletişim kuran bir hale geldi. Neden? Karşısında onu dinleyen, cevap veren biri var. Tabii ve ağlamalı prim yapmadığı bir ortam var. Evet, zaten hani anneyi ağlayarak bir yakalamış. Evet, ne istiyorsun yavrum, o göz kontağını yakalamış. Artık düzelebilirim, annem benimle ilgilendi de olabilir aslında bu. Biraz da öyle. Çünkü o çocukların o çok böyle bağırıp zırıldadığı zamanlar hep ilgi çekmeye çalıştıkları, dinlenmedikleri zamanlar. Yani o çocuklar genelde dinlenmedikleri için öyleler. İstedikleri yapılmadığı için değil, dikkatinizi çekerim. Kesinlikle. Çünkü istedikleri çokça yapılan çocuk da tabii ki tahliller. Evet. Önemli olan yalnız da yetişeceksin. Böyle böyle. Yavaş yavaş dinleye. İki tane mi uzmanla karşı karşıyayım? Yok ben uzman falan. Ben gerçekten şeyim. Yancı ve iyi dinleyici. Herhalde kendi çocuğun uzmanı zaten bir şekilde. Çocuk öğretmeni oluyor. O öğretiyor nelerden hoşlandı, neleri istedin. Siz de onu algılayan bir uzmansınız bu anlamda. Tabii bizim bir de şansımız benim hem geliyor olması, geldi sağ olsun, beni kırmadı. Aynı zamanda biz birçok böyle etkinlikte bana fikrimi soruyorlar ya da ben birazcık eğlenceli kısmından yaklaşıyorum. Biraz daha rahat anne kısmından. O da anne ve bir bilim insanı olarak yaklaştığından birlikte çok güzel anlaşıyoruz o konularda. Herkesin bir çocuk uzmanı, oyun terapisti arkadaşı olmalı. Evet, kesinlikle. Şimdi çocuk büyürken tabii oyun ve oyuncaklar çok önemli. Oyun çocuğun dünyası diye düşünüyorum. Oyuncaklar belki o dünyanın kelimeleri, materyalleri. Nelere dikkat etmek lazım? Allah, çok oyuncak mı alacağız? Sınırlı mı olacak? Seçerken nelere dikkat edeceğiz? Şimdi şöyle, çocuk bebeklik zamanındayken mecburen bizim seçtiklerimizi alıyor. Bizim onu uzattıklarımızı alıyor. Çünkü daha ayağa kalkıp özgür iradesini kullanarak seçim yapamıyor. O yüzden ilk dönemlerde sebep sonuç ilişkili oyuncaklar olabilir. Hani bastırma, bir şeyi fırlatan oyuncaklar dediğimiz oyuncaklar ki anında tepki verdiği için çocuğun hoşuna gidecek, bir daha yapacak. Farklı bir şeyleri deneyecek veya bir kurmalı bir kol varsa başka bir oyuncakta gördüğünde de aynısını yapacak. Bak, öğrendiği bir şey başka bir yere transfer. Bizim istediğimiz aslında oyuncaklarda ilk beklediğimiz de bu. Hani öğrenmeyi aşamada gerçekleştirdi. Ama sonra hani özellikle taklit dönemine de geçmeye başladı. Bu yürümenin başlamasıyla özgürce dolaşıp oraları buraları karıştırdığı dönemde ise hani oyuncak almanıza gerek yok dediğimiz dönem. Çünkü neden? Zaten onun oyuncağı sizin kullandığınız kepçe, spatula, maşa bunlar. Çünkü mutfakta zaman geçiriyorsanız. Çok rahatlamıştır herhalde burada. Belli bir dönemden sonra oyuncak almıyoruz. Çok güzel bir dönem. Çünkü sizi gözlemleyecek ve gözlemlediğini oyununu aksettirecek burada. Yani burada aslında bizim dikkat etmemiz gereken çocuktaki taklit becerisinin olup olmadığı. Hakikaten kaşıkla tencereyi karıştırıyor mu? Ben öyle yapıyordum, o da yapıyor mu? Gibi. Bunları gözlemlemek istiyoruz. Zaten onları tercih ediyorlar. Ama sonra zurnanın zırt dediği 2 yaş sonrası geliyor. Hayır, spatulayla isteme yani bir dükkana gittiğinde gidip oyuncağı seçtiğin dönem. İşte o dönemi de istiyoruz aslında. Kendi tercihini ama acaba isteyerek mi seçti? Yoksa bunu istiyorum, onu istiyorum, bunu alacağım diye mi aldı? Kucakladı hepsini. Ama oyuncakla bağ kurmadı aslında. Ha şöyle, hakikaten böyle bir ünlü kahramanlar vardır ya, çocuk onu ister falan alır onu. hakikaten ilgisi var ve onunla oynayacak. Hani onunla belki alabilirsiniz. Hani aynı bir sürü almaktansa alın, sonraki kutusuyla siz bir ev yapın, işte o onun ahırı olsun gibi. Hani oyun kurmayı da geliştirin o aşamada. Her istediğini almak, çünkü hani kucağına alıyorsa böyle belli ki bir şey aldıracak, edecek, değişiklik olsun diye almak istiyor. Evet. Ama işte bizim öne bakmamız gereken, onunla bir bağ kurdu mu? Evet. Devamı getirecek mi oyunla? Evet. Belki hayalleri var onunla ilgili. Bu önemli bir de. Her gittiğinde de alırsanız veya her seferin oyuncakçıya giderseniz de bu alışkanlık haline gidecek. Her seferinde gidecek. Dikkat dağınıklığına da sebep oluyor biliyorsunuz bir yerden sonra. Yani oda dolusu oyuncağı olan çocuklara baktığımızda en fazla bir oyuncakla birkaç dakika oynayıp bırakıyor diğeriyle ve sonra irite bir çocuk olarak karşımıza çıkıyor. Evet, hazırlamayan. Evet, mutlu olmayan, sürekli bir şeyler talep eden, verildikçe isteyen, huzursuz çocuklar olarak karşımıza çıkıyor. Şey yapabiliriz onda da. Bağ kurması dediğiniz gibi Özge'nin çok önemli. Oyuncakları aslında, yani hepsini böyle bir oyuncak sepetleri çok güzel yapılır ama aslında ona da karşıyız biz. Çünkü orada işte arabayı ararken topu buluyor, topu ararken bebeği buluyor. Evet. Ne yaptığına karar veremiyor. Sürekli onları en sonunda devirip döküyor, bırakıyor. Hani birkaç şey oynuyor, belki bırakıyor ama bizim onu göreceğimiz şekilde sunmamızı istiyoruz. Hatta bu raflar olabilir, 8 tane gözü olan, işte her şeye bir belli kategorilerde oyuncaklar koyun. Kitaplar olsun, arabalar olsun, olsun. Hepsini böyle çocuk görebilsin orada ve hedefine kilitlensin, gitsin onu alsın, oynasın, sonra bıraksın. Yerine koy dediğiniz zaman onun nereye ait olduğunu da bilir. Çok güzel. Ne güzel, o raf tekrar oraya koyar. Ama öteki türlü neydi? Hepsini oraya at, sepetin içine doldur. Bu düzen değildir. Bu hepsini ortadan kaldırmadır. Ama düzen oluşturmanızı istiyorsanız çocuğun üst beynini devreye geçirin. Evet, bitmiştir. Hakikaten. Bunun arabaların yeri neresiydi? Çocuk bakacak, görsel hafızda hop burasıydı. Hepsini oraya koyacak bu sefer. Ya da çok mu dağıtıyor? Hani diyeceğimiz şey, bir bez verin, büyük bir çarşaf olabilir. Sonra o çarşafı 2'ye katlayın, sonra 4'e katlayın ilerleyen zamanlarda. Alanı sınırlayın. Çünkü çok dağınık oynaması tamam belli zamanlarda iyi ama belli zamanda da artık yavaş yavaş bunu daraltmamız gerekecek. Öyle her yere dağılmaması için. Bu arada oyun odasına hani ben karşı olanlardan biriyim. Her yerde oynayırsınız, her yerde kitap okuyabiliyorsanız diyoruz veya her yerde telefonunuza bakabiliyorsanız ne olur? Çocukta da aynı şey. Ama bu her yeri dağıtma anlamını içermiyor. Bezini alsın, bezi olduğu takdir. Hatta Montessori'de de vardır. Kilimi vardır. Çocuk onun üzerinde icra eder oyununu. Sonra işi bitince kaldırır, yerine koyar. İşte bu düzenin, bu sorumluluğun da yerine gelmesi. Çünkü o da onun bir işi aslında. Alanını belirler, bu benim sınırım, bu benim alanım, oynar eder. Sonra odanı topla dediğiniz zaman ya da yeni bir şey oynayacaksa eğer, şimdi bezinden bunları kaldırmamız gerekiyor deyip onu kaldırıp yerine koyacaktır. Bazen bazı evlere gittiğimizde bakıyoruz ki salonun her yeri oyuncak. İşte anne baba çok iyi bebeğinlik yaptığını düşünüyor. Her yerde oynayabilirsin çocuğum deniyor. Mutfağa gidiyorsunuz, orada oyuncak, koridorda oyuncak, salonda oyuncak. Belli ki evin her yerine çocuk hakim olmuş durumda. Aslında biz oyun vasıtasıyla hayatı da öğretiyoruz. Neler yapması gerektiğinin mesajlarını da veriyoruz. Dediğiniz gibi evet, oyuncaklarını alıp bir örtünün üzerinde salonda da oynayabilir, balkonda da oynayabilir. Sonra toplayıp odasına götürebilir. Bu aslında verdiğimiz alt mesajda hayatın çok farklı alanlarında sen tabii ki arzu ettiğinde potansiyelin nispetinde yer alabilirsin. Ama her şeye ve oradaki herkese hakim değilsin. Sınırlarını bilmelisin. Aynen diye. Kural koymayla ilgili bir şey. Evet, yaşayabilirsin. Evet. Bu alan hepimizin alanı ama hani burada resimde de öyle, hani kağıtta boyamadan bahsetmiştiniz de bazı evlerde hakikaten her yeri boyayabilir diyor. O aileye kalmış, bir şey diyemeyeceğim onda ama belli zamandan sonra aslında sınırlanmasını istiyoruz. Bu sınırlı alanları çocukların tanımaları ortalama 3 yaş civarında. Hatta boyama kitaplarında elma resmi gördüğünde içini boya dediğinizde 3 yaştan sonra çocuk onun içini boyuyor. Çünkü artık kuralları algılıyor. Kural elmanın dışına taşmadan boya denilen. Öncesi nasıldı? Karalama evresi deniyor ama biz ona aslında sanat çıkarma evresi diyoruz. Aha, sanatkardır o da orada. Dinliyorum. O aşamayı yapacaktır. Her yeri dolduruyordu. Ama şimdi artık bir sınır var ve o sınırın içini dolduruyor. Evet. Demek ki bu çocuk bunu algılaması 3 yaş civarında olmaya başlıyor. İnşallah, o zaman alanlar. Hayırlısıyla. Sınırlar biliniyor. Aynen, bu bizim için önemli. Dolayısıyla çocuk evin her yerine ait ama kendi sınırları içinde yapacaktır gibi. Bu ileride onun çok güzel fantaziler gerçekten. Benim de çok hoşuma gitti. Oluyor, denenmişliği var. Tutarlı olursanız gerçekten oluyor. Kafaları, evet. Şimdi kararlı oyuncağı oradan seçmek, almak, sonra onu yerine koymak, bezin içinde oynayıp kaldırıp köşeye. Genelde o annelerin hepsi artık... Büyük çarşafı büyüt. Şimdi bile, yani Akasya'nın düşün, bir sepetin içine bütün oyuncakları dolduruyor, bitiyor değil mi oyundan? Artık oyun vakti bitti ya da sıkıldı. Her şeyi oraya anne dolduruyor ya da işte çocuk. Orada bile işi bittiği zaman neyin nerede olduğunun önemli olmadığı mesajını veriyoruz farkında olmadan. Bu bizim sosyal hayatta insanlarla olan ilişkilerimize bile yansıyabiliyor. İşiniz bitti, sırtınızı dönüp gidiyorsunuz. Hayır, bitti ama onun yeri orasıydı. Ya vallahi ben şu an bütün analar adına konuşuyorum, ebeveynler adına. Niyetler olmuyor aslında. Biz de istiyoruz hiçbir şeyi arkalarını bırakıp gitmesinler. Tabii ki değil. Ama bırakıyorlar. Ama niyetimizle sonuçlar örtüşmüyor öbür türlü. İnşallah. Hepimiz çok iyi çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Hı-hı. Topluma çok faydalı olsunlar, bizi çok sevsinler, çok saysınlar, onlarla çok mutlu olalım. Ama istediğimiz gibi değil, yetiştirdiğimiz gibi oluyorlar. Farkında olmadan verdiğimiz yanlış bir oyuncak bile onların gerçek hayatta çok farklı bir role dönüşmesine sebep olabiliyor. Evet. Ya bir de şey de oluyor, aman oynasın diye veriyorsak zaten oynuyor. Dediğiniz gibi bırakın, ne var ya aman toplarız diyoruz belki. Genelde bu oluyor bizde de. Biz de bıkmış, yılmış oluyoruz. Aslında böyle birazcık bütün bunlar biraz çaba gerektirdiği için buradan annelerimize de söylüyorum. O kadar da şey yapmayın, biz burada böyle de olmalı falan filan diyoruz ama. İdeali bu. İşin pratik kısmı da var hanımlar lütfen. O yüzden sakın şey yapmayın, kendinizi çok da fena hissetmeyin. Ben buradan size veriyorum garantisini. Bizim evde de aynı şekilde her tarafta oyuncak var. Ya da bir şekilde yani işte çocuk istiyor, isteyince de ben mesela şey diyordum, çok az oyuncağı var işte falan filan havalar atıyordum. Hiç bebek istemiyor ve bu ay hepsi bitti yani. Şu an kaçıncı ayda? Şimdi maskot bir bebek var. Bağımlılık yapıyor. Çünkü heyecan, içinden ne çıkacak acaba? Bu sefer hangisi çıkacak acaba diye bir heyecanla. Çocukların cinsiyetine göre oyuncak seçimini hemen soralım. Kızlar işte bebeklerle, erkekler arabalarla oynasın mı hep? Hala öyle mi oynasınlar daha doğrusu? Şöyle zaten çocuk kendi tercihini yapacaktır. Evet. Hani neden zevk alıyorsa, nasıl gidiyorsa, hani cinsiyet tercihi oyuncaklarda, çocuklarda zaten 4 yaştan sonra başlıyor aslında. O zamana kadar kızlar kız oyuncağı. Bakıyor ki anaokulundayken veya çevresinde herkes onlarla oynuyorsa bir şekilde gidiyor, eğer tercihi kızlarla oynamaktan yanaysa mecburen bebeklere ya da erkekse arabalara gidiyor. Ama tamamen tercihte burada sadece serbest bırakmamız gerekiyor. Çünkü eğer bebek arabasını süren bir erkek çocuk varsa çocuk şunu düşünüyor. Babam da benim bebek arabamı sürüyordu. Babam da erkek kardeşim veya hiç mi salata yapmıyor, hiç mi yemek pişirmiyor baba? Onu görüyorsa mutfakta çocuğun da evcilikte oynaması gayet normal. Ya da kız çocuğu annesinin araç kullandığını şahit görüyorsa arabayla oynamasının değil mi? Aynen kesinlikle bunlar normal zaten. Özellikle ilk 3 yaştan önce çocuk ne yapayım? Anneyi gözlemliyor. İşte mutfakta kim varsa işte temizlik yapan teyzelere hastadır çünkü çocuklar en fazla. Ya bir test yapılmış. İşte 3 yaşındaki çocuklara, kız çocuklarına kamyon, erkek çocuklarına da bebek veriliyor. Erkek çocukları bebekleri sürüyorlar, kız çocukları da kamyonları uyutuyor. Güzel biraz oluyor yani, biraz aslında içgüdüsel seçimler oluyor. Ama onun dışında işte çocuk merak ediyor. Annesini de taklit ediyor, babasını da. Mesela bana şöyle şeyler geldi. Pera geçenlerde bana dedi ki rüç sür. Rüç sürmü diye kaldım ben. Hiç öyle onu çok çocuk gibi giydiriyorum filan. Öyle çok cinsiyete takılmadan. Yani fiyonklar, çiçekler sevdiğim halde yapmıyorum. Rahat giydiriyorum. Rüç sürü duydum ve bunu paylaştım. Bana da yazanlar oldu. İşte benim oğlum da beni taklit ediyor. Ne yapacağım acaba? Tuhaf mı falan? Ben de dedim ki yok değil, sizi taklit ediyor. Çok normal. Şu anda anneyi de babayı da taklit edecekler. Şu an her şeyi görüyorlar ve hepsi mükemmel taklit edilebilir geliyor onlara. Çünkü beyin sünger gibi çekiyor. Ama sonra zaten biliyor yani bu anne yapıyor, bunu baba yapıyor. Babalar araba kullanıyor. Özdeşim kurma zamanı diyoruz ona. 3 yaş öncesindeyken hep yani kiminle muhatap oluyorsa, kimi en zevkli şeyleri yaparken görürse anne Rus sürüyor ne kadar güzel boya yapıyor bir şey. Yapıyor. Kız olsun erkek olsun onu ister ama sonra cinsiyet farkındalığı başlayınca işte babalar bunu yapıyormuş. Ben de bir erkekim, ben de bunu yapacağım gibi başlayabiliyor. Model almak. Kimi model aldıysa zaten. Peki çocukların küçük bir yetişkin gibi, yetişkin modelinde giydirilmesi. Biliyorsunuz bence önemli bir konu. İzleyicilerimizin de çok merakla cevabını bekledikleri bir soru. Küçük yaşta bir erkek çocuğunu işte ceketi, yeleği, kravatı o şekilde giydiriliyor. Bazen küçük bir kız çocuğunu da yetişkin gibi, çekici bir kadın gibi. İstismar boyutu ayrı. O düşüneceğimiz bir konu zaten. Ayrı bir tabii. Çocukların ruh sağlığına olumsuz etkisi şöyle. O an için olmayabilir ilerleyen yıllarda. Ha, bu tercihsin tabii ileride, çünkü çok şık giyindi etti diye insanların bakışlarını fark ediyor bir kere. Ama ay şuna bak ne tatlı giymiş diyenlerimiz var. O yüzden çocuk da hakikaten kıyafetle, işte o bakışla, duruşla böyle dikkat çektiğini fark edebiliyor. Böyle olabilir. Ha, bizim isteğimiz aslında çocuğun en rahat ettiği kıyafetleri giymesi. Eşofmanlar olabilir bunlar, rahat bol bir şeyler olabilir. Çocuk neyle rahatsa. Çünkü özellikle doku duyusu gelişmeye başladığı dönem bizim için iyidir. Doğumdan itibaren gelişir. Bu doku hassasiyeti olan çocuklarımız vardır. Onlar tenine bir şey değmesini istemezler. O yüzden mümkün olur rahat kıyafetler giysin. Sürekli bol olup arada bir uyaran veriyorsa, bir etiket batıyorsa o da onu rahatsız eder aslında. Hani ortalama çocuğun sevdiği kıyafetlere fırsat verin. Çocuk kendini onun içinde iyi hissediyor ki onu giymek istiyor aslında. Bir de bir 2 yaş döneminde şey var ya, inat dönemi. Tütül eteğini giyer, evet. İlle bunu giyeceğim, evet, ille bunu giyeceğim. Şık da olsa böyle kurdeşen dökecek olsa yazın ortasında, benim var öyle bir maceram anneme çektirdiğim. O dönen etek, dönen etek, dönen etek, öyle şeyler oluyor. Şimdi anneannem gidiyoruz. Bu kıza hiç elbise giydirmiyorsun. Bu çocuğa anneanne oturup parka gidiyoruz genelde, sana gelmeden önce ve o yüzden kafasına çıkıyor yani ve hiç rahat edemiyor, takılır, tehlikeli, o yüzden giydirmiyorum diyorum. Ama şu anda yavaş yavaş sinyalleri geliyor. Elbise isteyecek yani, onu isteyecek. O birazcık çocuğun beklentisi, senin ölçülendirmenle alakalı. Gidiyorsun bir çocuk mağazasına. Çocuk gibi kıyafetler de var, yetişkin gibi de. Pullu payetli kıyafetler var. O pul payet bir kere her şeyden önce zararlı, tehlikeli yani. Kopar, yutuverir, bıçak gibi kesiverir. Acıtıyor, kesiyor gerçekten. Evet, o payetler şimdi de kesiyor. Düz çeviriyorsunuz, ters çeviriyorsunuz. Evet. Ne orijinalleri çıkmış onun, ilgilerini çekiyor çocuk haliyle. Çocuk istiyor pırıltılı diye. Birbirinden görüyorlar. Sen orada düşünüyorsun, diyorsun ki tamam o bilmem ne karakteri, o çizgi film karakteri var üstünde mavili olan. Ama diyorsun içinde bir sürü sim var, bir şey var. Yani oralarda işte birazcık... Ah Akasya, ah şimdi okul dönemin başlayınca İrem Sun'unkinden istiyorum, işte Fatma Beyza'nınkinden istiyorum demeye başlayacak. Evet, evet. O kısımlar evet. Biraz. Daha var ama vaktimiz o zamana kadar. Çok çabuk geçiyor ama zaman. Evet, ben hiç düşünmüyordum bunlar bile gene. Rütçün ne ya? Tabii, kesinlikle öyle. Rütçün. Peki sınırlardan bahsettik. Sevgide sınır olmalı mı Özge Hanım? Hani biliyorsunuz bizden önceki jenerasyonlarda çocuklar böyle çok... uyanıkken çok öpülmezdi, özellikle babalar tarafından. Çocuk uyuma numarası yapar, baba da bile bile bazen uyuduğunu düşünür. Sevgiyi gösterememe durumu. Gösterememe durumu. Tabii kültürel özellikler çok, belki. Tabii ki onun etkisi çok fazla. Ben sevginin en etkili ilaç olduğuna inanıyorum. Bu ayrı bir durum. Sınır konmalı mı? Sevgi konusunda. Evet. Evet. Ben bağlanmacı olduğum için, bağlanma kuramı çok destekleyen biri olduğum için güvenli diyorum bağlanma. Ki aynen yani sürekli sevgi demek şapur şupur öpmek demek değildir. Hani onu düşünmektir belki. Onun istediği zamanda ne istiyorsa ona göre ihtiyacına uygun cevap vermektir. Kimi çocuk çok size sürünür, eder, sarılmak ister çünkü tensel bir arayıştadır. Bir çocuğunuza yaparken kimi çocuğunuzun belki umurunda olmayacaktır sizin sarılmanız. Ama onun da istediği hani ne bileyim kitap okurken yanında olmanızdır. Evet, onun da öyle yanında olun. Sevgi dili farklıdır yani. Herkesin istediği şey farklı. Herkesin sevgi olarak yani biri ille sarılmak isterken öteki de benimle beraber olsun, kitap okusun der. Kimi benimle oyuncak oynasın der. Yani sevgiyi gösterme, ilgi şekli farklı. O yüzden hani eşit olun demiyoruz. Adaletli olun. Çocuğun ihtiyacı neyse ona uygun olanını verin. Herkese eşit olmak bence en büyük adaletsizlik. Yani olamazsınız zaten. Balığın ağaca tırmanamamasını yeteneksizliğine bağlamış olacağız anlamda. Kim neyi yapabiliyorsa, ne kadarını hak ediyorsa ya da ne kadarı onu mutlu ediyorsa bizim onun ihtiyacına yönelik cevap vermemiz gerekir. Annelik babalık çok zor işte. Birçok uzmanlığı, multiple uzmanlık gerekiyor bu anlamda diye düşünüyorum. Sevgi tabii yaşamın ilk yıllarında ben çok önemli buluyorum. Onunla ilgili bir araştırma var bilirsiniz. Alman bilim insanı Spitz bir araştırma yapıyor. Doğmuş çocukları alıyorlar, ayrı bir odaya yerleştiriyorlar. Hiçbir şekilde tensel temasa izin verilmiyor. Eldiven aracılığıyla bütün bakımları ve ihtiyaçları o şekilde gideriliyor. 1 yıl sonrasında bakıyorlar ki bebekler yavaş yavaş marasmus oluyor. O neymiş? Evet, marasmus insan bedeninin, organizmasının gittikçe zayıflama hali. Ölümcül hale geliyor hatta. Ama her türlü gıdayı alıyor. Düşünebiliyor musunuz? Sevgi ama bu insanlar üzerine deney mi yapmışlar bebekler üzerinde? Tabii. Ama bayağı korkunç bir şey bu. İnsanla deney yapmaları. Etik değil kesinlikle. Bunun ama maymunun olanı var bir de. Evet, aynen öyle. Hı-hı. O telle sarılı olan, aynen, bir de yumuşak. Oradan bahsedin beslenmesini lütfen sağlıyor, evet. Bahsedin lütfen. Çok faydalı olacağını inanıyorum. Detay yapıyorsanız onu bir normal bir yumuşak bir şey koyuyorlar, bir de telli bir şey koyuyorlar. Evet. Evet. Maymunun hangisine gittiğini, hangisine haz aldığına bakıyorlar herhalde. Öyle bir şeydi bu da. Yani şimdi yumuşak şöyle bir durum olan da telli olan da karnını doyuruyor ama gidip diğerinde uyuyor. Hı hı. En çok azaldığında şeyle biri tamam doyuruyor. Mesela bu şeydir hani güvenli bağlanmada da kaç hani bizim istemiz güvensiz bağlanma kısmına göre. Evet, karnını doyuruyor, ihtiyacını görüyor ama işi bitince de huzur buldu, dokunma temasını buldu, öteki tarafa gitmesi olayı var aslında. Bizim için önemli şey duygulardan biri bu da. Yani ihtiyacım var, senin ihtiyacın varken seninleyim, yoksa diğer ihtiyacım onunla gidereceğim gibi bir şey. Evet, işte sevgi o yüzden ihtiyacını orada. Onun için ilk dönemlerde tabii dokunmak çok önemli. Daha sonra çocuğun mizacına göre zaten dokunsal mı değil mi fark ediyorsunuz onu. İki çocuğunuz varsa bir hiç sevmeyebilir öpülmekten, okşanmaktan, ama diğeri de dizinize yatar saatlerce saçını okşayın ister. Ona öyle davranacaksınız. Diğerine de belki gününün nasıl geçtiğini ya da oturup onunla oyun oynayarak sevginizi o şekilde ifade edeceksiniz. Burada tabii çocuğunuzu çok iyi tanımaktan geçiyor. Problemin çözümü. Bir de kardeş doğuyor. Yeni doğan kardeş. Şimdi sevgi bölünmesi diye bir şey. Sevgi bölünmüyor. Annenin sevgisi daha da büyüyor. Kalbi daha büyüyor belki bu anlamda, ama diyoruz ya bu dokunma ile ilgili. Yeni doğan bebeğin o anki ihtiyacı ne? Anneyi emmesi ve teninde kalması. Ha, bağlayın onu bebeğinizi. Onun ihtiyacını alsın, onu bir doyurun. Öteki çocuğun istediği okuldan gelmiş oluyor. Diyoruz onun zamanını istiyor. Onunla beraber belki gideceksiniz. Çünkü bak artık biz aileyiz. O da var bizimle, ama bak ben seni o olmasına rağmen bak seni ihmal etmiyorum mesajıdır bu. Onunla da ilgilenin, konuşun, edin. Bu zaten burada doyuyor. Huzuru da eriyor, uyuyor, uyanıyor. Belki yeni doğmuşsa hele. Öteki çocuğunuzla da ilgileniyorsunuz bu aşamada. Yani kardeş kıskançlığını da aslında ortadan kaldırmış oluyor. Aynen. Bir anlamda. Hani bazen der ya işte o emiyor zaten, tamam emdi uyudu. Hadi gel şimdi seninle oyunu oynayalım. Tamam o zaten çok ağlıyor. Yapmayın diyoruz. Lütfen kardeşin gözünde onu bir yapmayın. Siz onu sevmiyormuş gibi göstermeyin böyle bir durumda. Hani babaanneler, dedeler, anneanne onlar geldiğinde bile yapabiliyorlar. Ama o zaten çok ağlıyor. Çok işte çişli diyorlar. Bir şey diyorlar ona da. O yüzden hani gel biz seninle oynayalım ne olur. O da bir artık bir torununuz, o da bir torununuz. Onu da gözünde yüceltin kardeşini de. Hani onun ablalığını övün, abiliğini övün belki. Hani onunla ilgili bir şeyler söyleyin. Ha, ne kadar güzel seviyorsun kardeşini gibi. Olumlu duyguları övün ki çocuk da bunu yapmayı devam etsin. Diğer türlü kardeşini hayat boyunca kıskanacak. Evet. Ortadaki pastadan gelen kardeş bir dilim aldı. Onun yiyeceği kısım azaldı. Öyle bakacak olaya, ama ki haklı falan. Kardeşim ben ama. Ama gelen kardeşi de tıpkı hani bir odadayız, birçok penceresi var. 2 tane pencere açıktı, 2 kardeşlerdi. 3. kardeş geldi, bir pencere daha açtık. Ne oldu? Güneş ısısından, enerjisinden bir şey mi kaybetti? Hayır. Odaya daha çok ısı ve ışık girdi. Hepimiz bundan istifade ettik. Allah, böyle baktığımızda ama öyle çocuklar paylaşmayı zaten sevmiyor. Bizim için ne güzel bir anlamı var paylaşmanın. Çocuk için elindekini bırakma, terk etme, elindekinin azalması anlamına geliyor. Çocuk için paylaşmak kötü bir kelime o yüzden bu anlamda. O yüzden paylaşmanın mutluluğun paylaşılması kaybettiğini gibi değil, ona neler kazandığını anlatmak lazım. Bencil dönem çünkü değil, devam ediyor çocuklarda. O pek o kadar tabii yine kolay olmayan konulardan bir tanesi. Kardeş çok büyük bir avantaj. İleri yaşlarda özellikle yani çok kıymetini bildiğimiz, hep böyle bir tane çocuk yapanların çocuğum yalnız mı kalacak, kardeş olmayacak mı diye üzüldükleri bir şey, ama işi yönetmek, yani o kısmı yönetmek çok o kadar değil, da kolay ki, bir şey değil. Onların hep birbirine aslında bir de sen ablasın, sen ablasın, sen abisin de biraz sert bir şey aslında. Büyümesine izin vermiyor o şekilde söyleyerek. Yani arada kaç yaş vardı? Sen ablasın değil de çocuk olmasına izin vermiyor aslında. Daha 5 yaşında itibaren sen ablasın, sen ablasın, sen abisin dediği zaman gerçekten onun birden büyüyor çocuk. Ve sorumluluk sonsuza kadar sürüyor. Yani biri 40, biri 45 yaşındayken de ben mantıklı düşünmeliyim. Evet, oluyor ve etrafında onun, zaten hepimizin etrafında onlarca örneği vardır. Benim abimle ilişkilerim kesinlikle 20 yaşından sonra düzeldi bu arada. Bak, kardeşin var mı? 2 tane ablam var, en küçüğüm ben. Oo, hem de kızlar arasında. Dehşetengiz. Evet, kolay değil ama çok da güzel. Sonra dayanınca her şey güzelleşir. Ne kadar umutlara konuştum. Tercih hakkı veriyoruz. Vereceğiz. Siz de çocuğunuz daha çok küçük olmasına rağmen mutlaka belli konularda onun tercih hakkına saygı duyuyorsunuz. Kıyafet seçimi gibi. Evet. Evet. Tabii tercihlerinin sonuçları onu üzdüğünde, katlanamıyorsa böyle bir sonuca anne baba nasıl davranmalı? Sizin çocuğunuzun yaşındaki için yapılacak bir şey yok. Onu memnun edeceksiniz. Bu güzel ama siz yanına yedeğini de alın öyle bir durumdayken. Hani tamam bunu seçti, bu burada üşür, bak uygun değil burada deyip ve tekrar ötekini de alın. Hani deyin bak evet üşüdün şimdi ama bak ben bunları getirmiştim diyebilirsiniz eğer böyle bir örnekse. Hani neyse bir sonucunu görmeli. Çünkü başkasının hataları onun şeyi olmuyor, kazanımı olmuyor. Onu gözlemleyerek olmuyor ilk etapta. Kendi başına gelince ancak anlayabiliyor seçimlerin sonucu. Ama en azından güvenli kollarda öğrensin seçimlerin tercihini. Hani dışarıda başka bir yerde öğrenmesindense ona göre sizin yanınızda pişmesi daha iyi bu anlamda. Deneyimlemesine izin verilecek. Evet ama fırsat verir. Bak bunu seçersen böyle böyle olabilir ama bunu seçersen böyle böyledir. Tercih senin. Deyin mutlaka böyle bir şeyde. Çünkü siz yaşadınız biliyorsunuz ama onu seçme böyle olur bunu kaldırıyorum demeyin. Ya da o zaman tercih sunacaksanız olumsuz olduğunu düşündüğünüz şeyleri ortadan kaldırın. Evet, yani kesinlikle. Olabilir şeyler, imkanlar dahilinde olan nesneler arasında seçim sunun böyle bir şeyde ya da. 2 yaş için çok geçerli, sonraki yaşlar için zorlayıcı bir şey. Özellikle işte okul tercihine kadar gider bu. Çünkü sonuçta çocuk yetiştirmek demek 2'ler, 3'ler, 5'ler değil. Evet karakter çok fazla şey 5 yaşına kadar oluşuyor. 15 yaşına kadar da ne verebiliyorsanız çocuğa verdiniz. Siz değil ya da çocuk hayattan değil. Ne senin vermenle çok alakası olan bir şey. Hayattan ne aldıysa eğitimle ilgili aldı. Ondan sonrası artık lafı güzaf. Yani üstüne eklemeler, çıkarmalarla ama net olarak oturan karaktere oturan temel 15 yaşına kadar. Evet, hatta zor, bilgi görgü, hatta meslek okulları ya da bir meslek öğrenimi için de çıraklık yaşı da hep o yüzden daha erkendir. 10, 11, 12 yaşında başlar. 15 yaşına kadar ustasının yanında çırak, diyelim ki marangoz, işi öğrenir. 15 yaşından sonra bir şey öğrenmenin çok mümkün olmadığını söylerler hep. Ustalar bunu söyler. Yani bu aslında halk tabiri. O yüzden çocuklara seçimlerini yaparken kendi seçimlerinin sonuçlarının neler olabileceğini göstererek yaptırmak gerekiyor. Çünkü başkasının seçiminden mutsuz olmanın bedeli çok ağır. Yani annenin babanın seçiminden mutsuz olan bir çocuk bunun hem acısını çeker hem de çektirir. Kendi seçiminden ders alır. Ve mücadele azmi daha fazla olur. Yani kendi düşen bunu denedim ağlamaz. Olmadı. Şimdi bir de bunu deneyeyim. Veya şöyle mi yapsaydım? Okul kendi seçimlerine karışmak mesela meslek seçimine karışmak bence hiç manalı değil ve şu ülkede yani ben de bir üniversitede eğitmenim, öğretmenim. Çok net gördüğüm bir şey bu. Çocukların kafasını karıştırıyor. Paniklemelerine sebep oluyor. Eğer paralı bir okula gidiyorsa 2. senesinde ama diyor ailem bu kadar parayı verdi. Ben şimdi ne yapacağım diyor. Çok yani 15-16 yaşlar, 17 yaşlar meslek seçimi için bu arada çok kolay yaşlar değil. Aynen hani diyorum öyle. O saate tabii kadar ki, ne seçiyorsan seçiyorsun ama döneminde, üniversiteye girdin 2. sene geçti. Bir de duyduğunla algıladığın aynı olmuyor. Mutsuzluk oluyor. Biraz ileri yaşlara gittim çocuk yetişiminde ama gerçekten seçimlerinde çocukları biraz rahat bırakmak ve rehberlik etmek önemli. Dediği çok doğru. Kıyafet seçiminden okul seçimine kadar. Ama bu mesleği seçersen aç kalırsın. Bunu seçersen bizi yüzümüzü göremezsin falan gibi böyle bir takım benim dediğim olacak kafalarının iyi bir yere gitme olasılığı neredeyse imkansız. Yine çok dominant bir aile yapısının mahsurlarından bahsediyoruz aslında değil mi? Kesinlikle. İleride de öyle bireyler yetiştiriliyor. Şimdi çocuk merkezci aileler var gerçi. Hani bilmiyorum şimdiki nesil neler bekliyor aslında. Evet. Biraz fazlasıyla çocuğunun seçimlerine önem veren. Ailenin yaklaşımı tabii ki burada çok önemli. Adolf Hitler aslında güzel sanatlara çok ilgi duyan biriymiş. Sonra bir şeyler ters gitmiş. Değişik bir sanat anlayışı. Ama yetiştirilme tarzına bakıldığında sonuç çok da beklenmeyen bir sonuç değil yani gördüğümüz. Ailesinin ona karşı tutumu incelendiğinde ama aslında güzel sanatlara ilgi duymuş, sanatçı olmak istiyormuş. Ama düşünün baskı altında yetiştirilen bir çocuk. Yani şuna inanıyoruz, tecrübeler, deneyimlerimiz, gözlemlerimiz şunu gösteriyor. Ne kadar tenkit edersek edelim anne babalarımızı farkında olmadan taklit ediyoruz. Bilinç dışı yapabiliyoruz çoğu zaman bunu. O nedenle görmüşüz. Kodlanıyor. Genimize kodlanmış. Evet, aynen öyle kodlanmış oluyor. O yüzden çok önemli meslek seçimi dediğiniz gibi çok önemli bir ömür onunla beraber yaşayacak. Yaptığı işi sevmesi çok önemli. Kesinlikle. Sevdiği işi yapamıyoruz. Mutlu mu görmek çok isteriz. Ön yargılıyız ya biz eğitimle ilgili. Hiç hep şu olması lazım. Bir de bunu bilmem ne okumasa. Bir üniversite bitirsin de, evet, bir şeye girsin, evet, de. Aslında öyle de bir şey de, şart da yok biliyorsunuz. Bir tabii temel bir eğitim alsın. Öğrenilmesi gereken bazı şeyler var hayatında. Ona çok yardımcı olacak. Ama herkes üniversite mezunu olmak zorunda değil. Ama yeni şey kuşak belki biraz da böyle yetişecek. Ya. Bu üniversite, hayır, sevdası geçiyor yani, mesela. Ne geçiyor, güzel, evet, görüyorum öyle aileler. Evlilikler, işte el alem ne der? Artık, evet, yaşın geldi, evlen. El alem ne der? Başkası 5 senedir evli, çocukları oldu, senin daha çocuğun olmadı. El alem ne der? Üniversite okudu, bak onun çocuğu şu tıp fakültesini kazandı, sen daha bir şey olun. Hep el alem ne der? El alem ne der? Duvarları el alem ne der diye inşa edilmiş, daha geniş bir hapishane olduğunu düşünmüyorum. Çok da güzel, evet, çok güzel söylediniz. Öyle. Şöyle de bir şey var. Şimdi eskiden hakikaten bir mahalle vardı, el alem vardı. Şimdi artık aileler de apartmanlara, komşularımızı tanımıyoruz. Artık el alem, tabii, aslında azalmaya başladı bir anlamda. Sosyal hani medyada var sosyal ya, el alem var. Doğru, sosyal medya kısmı var. Evet, o da var. Orada doğru. Ne düşünülür var? Evet, modernleşti çok artık el alem. Geniş bir hapishane hayatı. Değil mi? Hmm. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki, doğmadan, yani kazara hamilelik sonucu daha doğrusu doğan bebeklerin psikolojisini biraz konuşalım istiyorum. Bunu çok önemsiyorum. Davetsiz misafir gibi hissederler diye betimliyorum ben. Anne babanın yaklaşımı ne olmalı? Şimdi bebeği isteyip istememeye, kendini hazır etme durumuyla alakalı bir durum. Evet, belki kazara oldu ama sonrasında anne isteyecek belki. Hı-hı. Hani bu şeyi çok etkiliyor, özellikle postpartum sendrom, evet, dönemleri, o dönemleri aslında etkiliyor. Hı-hı. Doğum sonrası sendromlar, evet, olacaktır. İstemediği bebek, Hı-hı, farklı durumlar, ya bebek kendisinin hoşlanmadığı birine benziyor. Yani ne bileyim, olabiliyor bazen öyle hani genetik sonuçta. Görümcesine gibi olabiliyor. Şimdi isim vermeyeyim de. Olabiliyor ve çocuk, anne çocuğu da reddedebiliyor. Yani, evet, sadece biz, evet, istenmeyen çocuk diye de düşünmeyelim. O zaman çocuğun şey de iyi olmuyor. Çünkü anne benimseyemiyor. Hı-hı. Hani bir ailem vardı, hani kayınpederimi emziriyor gibiyim demişti. Öyle deyince zaten olayı anladık ve çocukla hakikaten... Doğum sonrası değil. Hani Lohusa sendromu ya da postpartum, tamam, depresyondan İleride, bahsetmiyorum. Çocukken mi? Çocuğa gebelik döneminde, kazara, aynı, bir hamilelik yaşandı ve o dönemde bebeği istemeden dünyaya getirdiler. Ve? Getirildi ve bu çocuğun psikososyal gelişimi üzerinde olumsuz etkileri ne olabilir? Yanında car konuşmamak gerekiyor mesela. Ben seni istemiyordum da aslında, aynen, biz seni yapmış. Mesela çok söylenen şey, abim vardı, şey vardı, biz bu çocuğu hiç düşünmüyorduk. Bu çocuğu hiç düşünmüyorduk biz şekerim. Bu kaza kurşunu, biz bunu hiç istemiyorduk. Hı. Öyle, evet, geldi. Ben aldıracaktım bunu. Değil. Ama böyle konuşan ve çocuğunun yanında bunu muhabbet şeyi yapan, malzemesi yapan anneler var. Hı hı. Ve bayağı benim tanıdığım şu anda böyle ünlü bir, hatta sunucu bir arkadaşım var. Şimdi ismini yine söylemeyeceğim. Marka vermiyorum. Onun annesi böyle düşündüğünü bildiği için bir terapi, bir şey seansında, hani bir kişisel gelişim şeyler oluyor ya, orada bir yerde böyle hüngür hüngür ağlamış çünkü rahimde çık bilmem ne bilmem, yani bilinçaltında bir sürü maraz oluşmuş kadıncağızın ve kendiyle çok ilgilenen de bir insan. Bu kadar öyle ilgilenmesine rağmen, psikolojik altyapısı sağlam olmasına rağmen orada bir üzüntüsü, bir sıkıntısı var. Yani çocuk bunu bilmiyor. Çocuk sürpriz yumurta olduğunun farkında değil. Evet. Çocuğa bunu vermeye gerek yok. Evlatlık olan çocuğa bile çok düzgün bir şekilde söylenmesi gerekiyor biliyorsunuz. Yani önemli olan fiziksel, biyolojik annen ya da ailen olmamız değil. Önemli olan bizim seni ne kadar seviyor olduğumuz. Aynen öyle. Biz seni büyüttük, biz seni yetiştirdik ve biz seni çok sevdik. Senin benim karnımdan çıkmana gerek yok seni sevmem. Sen benim kalbimden doğdun gibi tabirlerle o çocuğu herhangi bir biyolojik evlada göre çok daha sevgi dolu yetiştirmek mümkünse, o kaza kurşunu olan güzel evladın da sen kaza kurşunusun da sen kaza kurşunusun. Sürpriz yumurta yerine kaza kurşunu. Demir ya da işte öyle bir yumurta, yani hiç yani çocuk şey hissediyor, düşünsenize. Sevilmiyorum, istenmiyordum zaten ve göze, evet, batmamak için bazı hareketlerini yapmıyor. Göze batmayacak, çekingen, evet, bir yapı, kişilik yapısı, evet, geliştiriyor. İleride eş seçiminde bile onu seven en ufak bir kişiye bile aslında kalbini kaptırıyor. Çünkü beni seviyor, beni beğeniyor diyor öyle bir durumda. Çünkü görmemiş, hani sevildiğini hissettirmemiş. Zaten o kaza kurşun dediğimiz gibi hani itelenip kakıldıysa hakikaten çocukta onu görebiliyoruz. Yani düşünsenize, ileride eş seçimini etkiledi, ileride çocuğu doğduktan sonra onu bile etkileyecek ve diyecek ki belki de hani ben çocuğumu seveceğim diyecek. Değil mi? Eş seçimini de etkileyecek, insanlarla olan ilişkilerini etkileyecek, anne baba olduğunda çocuklarıyla olan iletişimini etkileyecek. Hı hı. Aslında çok ağır bir sorumluluk. Yani anne baba olabilmek düşünüldüğünde gerçekten çok kolay karar verilebilecek ya da dünyaya getirdiğiniz takdirde dönüp gidemezsiniz. Fiziksel olarak orada olmanız önemli değil. Duygusal anlamda dönüp gidemezsiniz sırtınızı. Evet. Yapılan bir araştırma şunu gösteriyor. İstenmeden dünyaya gelen çocuklar, yani alkol ve madde bağımlılarının büyük bir kısmı istenmeden dünyaya gelen çocuklardan oluşuyor. Bir şeye bağlanma, haz alma ihtiyacı, belki bundan kaynaklı. İstenmeden dünyaya geldiğini bilen çocuklardan diyelim. Çünkü istenmeden dünyaya geldiğini bilmeyen çocukların öyle bir sorun olduğunu zannetmiyorum. Çünkü kadersel bir şey değil, tavırla ilgili bir şey. Her şey sevgiden ve her şey sevgisizlikten. Kesinlikle. Yani olumlu olan her şey sevgiden, olumsuz olan her şey iletişim eksikliğinden, sevgisizlikten kaynaklanıyor. Bu kesinlikle böyledir. Şu anda terapistler, psikologlar, psikiyatrlar sevgi alışverişinde sorun ve noksanlık yaşamış insanlarla dolu. Başka hiçbir sebebi yok. Genelde en büyük sebep bu. Bizde en çok boşluğu doldurulamayan şey sevgi çünkü. Onun eksikliğini hep hissediyor insan, değil mi? Ve hayatı boyunca son nefesine kadar o boşluğu doldurmak için mücadele ediyor. Onun için en yakınımız, çocuklarımız, evlatlarımız sevgide cömert olalım diyor. Ama sevgiyi tanımlayalım. Sevgi zannettiğimiz şey acaba böyle da beni sevsin, karşılıklı sevsin, ben sana neler verdim, oğlum olacaktı, doktor olacaktı, bana bakacaktı sevgi falan değil. Sevgi herkesin farklı, herkesin tanımı da farklı bu anlamda. Yok ama işte bir doğru bir tanım var. Yani bir gerçek sevgi, gerçek öz sevgi tanımı var. Yoksa da oraya doğru gitmek, onu biraz öğrenmek gerekiyor. Bir anne olarak sizden alalım mı bir sevgi tanımı? Mesela diyelim ki çocuğunuz parkta kayıyor ve sizin ona bakmanızı istiyor kayarken. O çocuk orada kayarken onu gördüğünüzü, görmekten mutlu olduğunuzu belli edin. Ama aferin sana, işte bak ne güzel de kaydı, alkış. Her şeye alkış. Her şey ve ilgisizlik. Bak gördün mü anne? Baktı. Evet, işim var çünkü. O çok küçük anlar, o göstermeye çalıştığı gemi, çocuğun göstermeye çalıştığı gemiye ufak bir anda olsa ilgi göstermek. Kayarken bak seni görüyorum, buradayım, sana bakıyorum demek ama ekstradan, fazladan övgü yapmamak, alkış yapmamak. Senin yaşadığın andayım aslında dediğimiz olay. Senin yaşadığın andayım, seni görüyorum, senin farkındayım. Seni ciddiye alıyorum. Sana değer veriyorum. Zaten var onun altında. Seni ciddiye alıyorum o. Sürekli ona gösterebilmek, yani arkasını döndüğünde senin onun gözüne baktığını biliyor olması yeterli. Seni önemsiyorum. Seni dinliyorum. Yanındayım. Bak sen indiğinde burada olacağım demek. Bence bu. Sevginin tanımı değil. Benim eve gitmem lazım. Programımızın final sorusu olsun. Bu soruda. Çocuk yetiştirirken anne babanın aynı konuda farklı görüş bildirmesinin mahsurları neler? Konunun ne olduğuna bağlı. Evet. Çünkü bazı konularda çocuk farklı fikirler olduğunu da görebilmeli aslında. Tabii. Ama çocukla ilgili hani bir kararsa, alınacaksa gerçekten hani bak çocuk ben böyle düşündüm. Eğer fark etmişsen bizde olabiliyor. Ben diyorum ki işte bugün okuldan geldikten sonra ödevini yapsın. Eşim de diyor ki ya biraz işte televizyonu seyretsin, ondan sonra yapsın. Bu değişebilir. Böyle bir örnek şu an. Ha burada diyelim ki baban öyle düşünmüş olabilir ama hani şu an bunu yaparsan benim de zamanım çünkü şu an müsait, benim de bir işim var ama ondan sonra birlikte şunu yapabilmemiz için senin de şu an onu yapman daha uygun gibi. Hani mutlaka babaya da paya çıkarın öyle bir durumda veya babalar anneye de çıkarsın. Ha, annen acaba bunu böyle olduğunu düşündüğü için mi böyle söyledi gibi. Fikrini önemseyin, onun da babana da bir onu söylemekte geçerli bir sebebi olduğunu anlatın. Eğer baktınız baba size şey diyecek mesela ama babam izin vermişti dediğinde o zaman işte bunu bu cümleyi. Baban acaba böyle olduğunu düşündüğü için mi veya bunu bilmediği için mi öyle söyledi acaba? Ona da sorgula ama gel babanla da bunu konuşalım. Şöyle işte bundan dolayı sanki bu daha uygunmuş gibi. Babayı da içine dahil edin ya da anne babaysanız anneyi de dahil edin böyle bir durumda. Yani aradaki uzlaştığınızı bilsin. Aradan sonradan görüştüğünüzü bilsin. Ve kesin doğrunun gerçekten onun o dönem için bu olduğunu bilsin gibi. Öbür türlü biri hep iyi rolde, diğeri iyi polis, kötü polis olmasın bu aşamada. Olacak. Aslında çocuğu ceryanda bırakmış oluyoruz, değil mi? Çocuk diyor bu doğru mu değil mi? Evet, babam izin verdi, annem vermedi. Evet. Kırmızı ışık duruyordu herkes. Hani bunun kırmızı ışığı yok. Genel olarak da onu mutlu edecek, kişiyi tercih edecek onun kararıyla. Bu da yansıyacak daha sonraki kararlar. Siz ne yapıyorsunuz Pera ile ilgili? Vallahi iyi polis, kötü polis bana çok uyan bir şey değil ama ben bayağı iyi polis oluyorum genelde. Çok tuhaftır aslında, Türk toplumunda babalar genelde iyi polis olur. Bütün işin kısmı, zor kısmı anneye kalır. Benden daha bir babası bayağı bir kuralcı. Oraya dokunma, yapma, etme şeyleri ondan çok çıkıyor. Benim için bir sakıncası yok. Şu anda daha çok ufak olduğu için ben biraz daha rahat anne sınıfına giriyorum ama tabii benim de sınırlarım var. Evet. Yani o konuda en azından bir münakaşa oluyorsa da onun çocuğun önünde olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Bir paslaşmak, eğer karşı taraftan bir şey yoksa ve kesinlikle çok inatlı bir çocuk varsa ve bu onun için o kadar önemli değilse o anki seçimi izin vermek, biraz centilmence, sporda olduğu gibi centilmence hareket etmek gerekiyor. Ama dediğim gibi bu böyle 3 kişilik bir müsabaka değil. Bir kere bunu çok iyi bilmek gerekiyor. O sırada kimin en yüksek hayrına seçim yapılacaksa ona, daha doğrusu çocuğun en yüksek hayrına ne olması gerekiyorsa o kararın verilmesi gerekiyor. Bir müsabaka, bir psikolojik savaş haline getirmemek gerekiyor. Savaşın az ya da çok kaybedeni var ama kazananı yok çünkü. Evet, kesinlikle. Çok keyifli bir programdı. Evet. Özge Hanım, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Katılımınızdan, değerli bilgilerinizi aktardığınız için. Akasya Hanım, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyif aldık. Ben de öyle. Pera ile ilgili anlattıklarınız çok keyif vericiydi. Çok faydalı bilgilerle donatılmış bir program olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta konumuz çocuk nasıl yetiştirilirdi? Birçoğumuz çocukluğumuza doğru bir yolculuk yaptık. Anne baba olarak da çok şey öğrendik. Umuyorum dünyaya güzel çocuklar bırakabilelim. Gelecek hafta yine yeni bir konuyla siz değerli izleyicilerimizin huzurlarında olacağız. Görüşünceye dek sağlıcakla kalın ve lütfen hayatla barışık kalın.